Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde uygulamamızda validation yapılanmasını oluşturuyor olacağız. Tabi validation yapılanmasını oluşturmadan önce validationlarla ilgili birazcık kritik de yapmaya çalışıyor olacağız. Nihayetinde validasyonlar kritik konulardır. Haliyle validasyon kavramına dair bilginizden şüphem yok ama birazcık üzerinde durulması gereken konudur diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden teorik noktalarına da temas ediyor olacağım. Şimdi biliyorsunuz ki validasyon denen yapılanma beklenen tarzda bir veri ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmemizi sağlayan yapılanmadır. Yani kullanıcıdan ya da client'lardan gelen verilerin bizlerin beklediği şartlara ya da formata ya da aralıklara sahip olup olmadığını doğrulayan bir yapılanmadır. Dolayısıyla eğer ki gelen data uyuyorsa, doğrulamalarımıza uyuyorsa, validasyonlarımıza uyuyorsa işlemlere tabi tutarız. Artık buradaki işlemler veri tabanı işlemleri olabilir. Farklı servislere gönderip o servislerde işleme olabilir vesaire. Yok eğer validationlara uymuyorsa artık client'ı ya da kullanıcıyı bilgilendirmemiz gerekiyor. Bize doğru veriyi gönder diye. Bu mantıkta kullandığımız kritik yapılanmalardır. Şimdi bunu şöyle örneklendirmeyi istiyorum ben. Diyelim ki bir şirketimiz var ve bu şirkette personel alımı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Gelen personellere diyelim mesela bir form dağıtıyoruz. Şimdi dağıttığımız bu formlarda belirli alanlar var. Örnek veriyorum isim ve yaş bilgileri var. Hani bu kadarlık şimdilik örnekten yürüyelim. Şimdi diyorum ki bu verileri yazın kağıtlara, daha sonra bana kağıtları verin. Ben bu kağıtları işleme tabi tutacağım. Örneğin veri tabanına ekleyeceğim. Şimdi dağıttım kağıtları. Senle direkt muhatap olursak eğer. Sen bana kağıdı verdi. Şimdi bakıyorum. İsim alanım boş. Yaş alanım boş. Şimdi ben bunu boş olarak direkt veri tabanına kaydeder miyim? Hayır. Ne yapacağım? Diyeceğim ki ya kardeşim sen burada bu kağıdı tekrardan geri al. Bak herhangi bir işleme tabi tutmadım. Sen bunu tekrardan geri al. Yaş ve isim alanlarını doldur öyle ver. Diyorum. Haliyle sen geri veriyorsun bana. Tamam ismi doldurmuşsun ama yaşa bu sefer metinsel değer yazmışsın. Ulan diyorum ki arkadaş bak sen bunu metinsel yazma. Yaş alanına normal sayısal bir değer yaz. 3 gibi, 30 gibi neyse bunu yaz diyorum. Tekrardan veriyorum. Bak gene işleme tabi tutmadım. Haliyle bunu verdim bu kağıdı. Tekrardan sen bana veriyorsun. Tamam bu sefer bakıyorum sayısal bir değer yazmışsın yaşa. Ama bu sefer de eksi 30 yazmışsın. Yani tam veri tabanına gireceğim diyorum ki ya arkadaş yaş dediğin negatif olur mu? Olmaz bak aklın yolu bir. Dolayısıyla tekrardan veriyorum. Ya diyorum sen bu işten vazgeç ya da bana doğru verileri ver kardeşim. Anladınız mı? Şimdi ben günlük hayatta bir şirkette kullanıcıdan bir form alırken bile o formda doğru verinin girilip girilmediğini kontrol ederken yazılımlarımızda da tabii ki de bunu yapacağız arkadaşlar. Yani ben bir olguya dair veri eklerken ya da o veriyi yeniden güncellerken nihayetinde orada da bir yeni verilere ekleme süreci gönderme süreci var. Gelen her selamünaleyküm diyene direkt veri tabanı ya da artık hangi işleme tabi tutacaksam tabii ki de işlemiyoruz, tutmuyoruz. Ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bizim değerlerimize, verilerimize uygun mu değil mi kontrol edip ona göre işlemlere tabi tutuyoruz. Neden bunu yapıyoruz diye sorarsanız bunu da şuradan örneklendireyim. Mesela şimdi ekranda görüldüğü üzere bir ürün ekleme işlemi yapıyoruz. Şimdi ürün eklerken bir ürünün kesinlikle ismi olmalı mıdır? Tabii ki de olmalıdır. Bir ürün varsa eğer bunun bir ismi olmalı. X gibi, Y gibi, çorap gibi, ne bileyim mouse gibi bir şey olmalı. Dolayısıyla isimsiz bir ürün ekleme işlemi yapılmaya çalışıldığında eğer ki ben validasyonları, doğrulayıcıları devreye sokmadan direkt bunu veri tabanına kaydedersem bir tutarsızlık meydana gelecek. Nihayetinde veri tabanında öyle bir veri var ki adı yok. Ne kadar tutarlı, ne kadar anlamlı. İşte validasyonu kullanmazsan eğer tutarsız veriler söz konusu olur. Ya da mesela stokla price bilgileri. Şimdi stok ve price bunlar mutlak değerlerdir. Yani sıfır olduğunda yokluk anlamı ifade eder. Bir şeyin stoğunun sıfır olması demek o şeyin olmadığı anlamına geliyor değil mi? Haliyle adam gelir burada mesela -15 yazar. Şimdi -15'i gönderdi veri tabanına kaydettim. Bakıyorum veri tabanına işte bilmem ne ürünü -15 stok. Ne anlama geliyor bu? Bakınca kimse anlayamaz. Akıl almıyor çünkü böyle bir şey yok. Haliyle arkadaşlar bu doğru bir veri değil. Benim bunu veri tabanına kaydetmeden önce kontrol edip doğrulamam lazımdı. Eğer doğru bir veri ise kaydetmem gerekiyordu. Eğer ki bu vaziyette kaydedildiyse zaten bu yazılımdan bir cacık olmaz. Anlaşıldı mı? Aynı şekilde price için geçerli. Şimdi bir ürünün ya fiyatı vardır ya da fiyatı sıfırdır arkadaşlar. Dolayısıyla sıfırın altında sallıyorum işte -50. Bu ne anlama geliyor? Borçlu muyum yani ben? Şimdi bir ürünüm var ve bunun borcu mu var anlamına geliyor. Artık bundan sonrası
gayet göreceli. Nihayetinde bu da tutarlı bir veri değil. Anladınız mı? Yani validasyon dediğimiz yapılanma yazılım süreçlerinde her zaman veri ekleme ve veri güncelleme süreçlerinde hep karşımızda olan bir yapılanmadır. Bunu hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Şimdi ben burada bir önceki dersimde ürün ekleme işlemini ele aldım ama ürünü eklerken bir validasyon operasyonu gerçekleştirmedik. Şimdi burada nasıl bir şartımızın olmasını bekleriz? Mesela bir ürün eklenirken kesinlikle her ürünün ismi olmalı mıdır? Mesela ismi olmalıdır değil mi? Bu birinci validasyonun mesela. Onun dışında stok bilgileri ne diyelim? Mesela stok bilgileri sıfır üstü olmalıdır. Ya da pozitif diyelim. Pozitif ya da şöyle diyelim daha doğrusu sıfır ya da pozitif olmalıdır. Anladınız mı? Ya da örnek veriyorum mesela price 1000'den az olmalıdır gibi. Şimdi belirli kuralların vardır sana gelen verilerle ilgili. Bu kuralları önceden mantıklı bir şekilde ve iş kuralların gereği çizersin. Bunları bir kafanda oturtursun ya da dediğim gibi bir iş kuralını koyarsın, kağıda yazarsın, bir şey yaparsın. Ondan sonra gelen verilerin senin kurallarına uyup uymadığını denetlersin. Biz bunların hiçbirini yapmadan direkt Bodoslama veri tabanına kaydettik. Tabi burada kurallar illaki iş kuralları olmak zorunda değil. Hatta şöyle diyelim, bir tek iş kuralları olamaz hatta. Aklın yolu bir, fizik kurallarına bir kere uygun olacak. Yani bir mutlak sıfır olan, mutlak sayısal değer olan yapılanmalarda sıfırın altında herhangi bir veri geliyorsa zaten direkt tutarsızlık olur. Stokta olduğu gibi. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar zaten doğal validasyona tabi tutulması gereken aklın yolu bir olan durumlardır. Haliyle bunların hepsini validasyonlarla devreye sokmamız gerekiyor. Mesela bunun dışında bir örnek daha vereyim. Name. Yeryüzünde bir ürünün ismi en fazla ne kadar uzun olabilirse o name o kadar uzun olmalıdır. Daha fazlasına gerek yok. Ve bu da bir artık şeye girecektir. Hani maliyete girecektir. Dolayısıyla bunun gibi durumlar da validasyon çerçevesinde değerlendirilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz kendimize göre belirli kurallar oluşturacağız. Ve oluşturduğumuz kuralları validasyon olarak client'tan veya kullanıcıdan gelen verilere tabi tutacağız. Bu veriler eğer ki validasyonlarımızdan geçiyorsa veri tabanlarına ve servislere göndereceğiz. Yok eğer geçmiyorsa kullanıcıyı ve client'ı bilgilendireceğiz değerli arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi bunu şöyle gerçekleştireceğiz. Şimdi validasyon uygulamaları mümkün mertebe tüm boyutlarda sağlanmalıdır. Ne demek istiyorum? Bir işlem yapacaksan bunun validasyonu hem UI'da hem backend'de hem de veri tabanı seviyesinde yapılması gerekiyor. Ya örnek olarak mesela stok bilgisi. Stok bilgisi negatif olamaz mı? O zaman bu validasyonu hem UI'da yani burada negatif giremeyeceği şekilde giriyorsa da uyarılacak şekilde bir çalışma yapmamız gerekiyor. Diyelim ki girdi ve bunu backend'e gönderdi. Backend'de ve nihai olarak da arkadaşlar veri tabanında bununla ilgili bir validasyon doğrulama operasyonu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tabi veri tabanında constraint'leri kullanıyoruz. Bunun dışında mesela bir başka örnek vereyim. Name ile ilgili boş geçilemez dedik değil mi? Şimdi ben burada create product dediğimde name boş geçilemez diye öncelikle bu uygulamada uygulama seviyesinde bir validasyon çalıştırıp eğer boşsa uyarı vermem gerekiyor. Bu birinci seviye. İkinci seviye diyelim ki kullanıcı bunu bir şekilde açtı. Hani kötü niyetli bir kullanıcı bir şeyleri test ediyor. Buradan boş olarak isteği gönderdi. İkinci aşama backend. Yani backend buradaki veriyi karşılayan aşama. Orada da name'in boş olup olmadığının validasyonu doğrulanmalı. Eğer doğrulanmıyorsa tekrardan client'a ilgili bilgi gönderilmelidir. Üçüncü aşama ise veri tabanı seviyesinde name verisini karşılayan kolonun null olmaması gerekiyor. Orada gerekli kontrolün sağlanması gerekiyor. Null bir veri girildiğinde yani name'in null olan bir satır eklenmeye çalışıldığında ilgili veri tabanından hata beklenmelidir arkadaşlar. Böylece mümkün mertebe ne kadar seviye varsa her birinde eşdeğer validasyonların alınması gerekiyor. Tamam. Yazılım süreçlerindeki prensip budur. Validasyonlar bir mantıktaki validasyon alabildiğin kadar tüm seviyelerde alınması gerekecek. Olay bu. Şimdi arkadaşlar biz bu uygulamada şöyle ilerleyeceğiz. Validasyonu öncelikle ben API'de alacağım. Ondan sonra Angular kısmında alacağım. Tabii veri tabanı kısmına burada çok fazla temas etmeyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi yavaştan kodlamaya başlayalım. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Bakın Angular kısmında illa almak zorunlu mu diye sorabilirsiniz. Yani zorunlu değil ama bunun için backend'i çok yormaya gerek yok. Backend'e gitmeden bazı şeyleri UI kısmında çözebilmeli.
Eğer ki backend'e gidiyorsa, orada tutarsızlık yakalanıyorsa orada çözülmeli. Anladınız mı? Yani ben burada hiçbir şeyin kontrolünü yapmadan backend'e gönderip orada kontrol etmek durduk yere sunucuyu da yoracaktır. Haliyle yükleri doğru bir şekilde yaymak gerekiyor. Yani balansı düzgün bir şekilde tutturmak gerekiyor arkadaşlar. Ben burada önlem alabileceğim bir şeyi backend'e bırakmamalıyım değil. Backend'e de bırakacağım ama backend'e gitmeden alabiliyorsam burada alacağım. Ha bir şekilde backend'e gitti, o zaman backend'de çaresine bakacağım. Anladınız mı? Mümkün mertebe yayılacağız. Her yeri kontrol edeceğiz. Diyelim ve öncelikle biz backend'imizde validasyon işlemlerini gerçekleştirelim. Şimdi backend'de validasyon işlemini gerçekleştirebilmek için arkadaşlar Fluent Validation'ı kullanacağız. Tabii Fluent Validation, önceden bununla ilgili bir ders çekmiştim. Bu kütüphane validasyon işlemlerini gayet dinamik bir şekilde oluşturmamızı sağlayan bir kütüphanedir arkadaşlar. Haliyle bu kütüphane ile ilgili şurada bir linkim vardı. Evet, görüldüğü üzere bu kütüphane aracılığıyla bir entity'ye, bir modele, bir DTO ya da bir module nesnesine validasyon uygularken yapmamız gereken işlem bir tane validator sınıfı oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz bu validator sınıfı ismi herhangi bir şey olabilir. Yani Ahmet olabilir, Mehmet olabilir. Tabii ki de biz burada hangi nesneye validasyon oluşturacaksak, hani name olarak, convention olarak arkadaşlar, ismi yanına da validator. Bu şekilde bir isimlendirme yapacağız. Burada kurala biz de uyacağız. Velhasıl oluşturduğumuz sınıfa, sınıfta daha doğrusu abstract validator soyut sınıfından bir implementasyon gerçekleştireceğiz ve constructor'ında roller üzerinden bu şekilde validasyonlarımızı tanımlıyor olacağız. Olay bundan ibaret. Yani çok kolay bir şekilde validasyon operasyonlarını gerçekleştirmemizi sağlayan bir kütüphaneden bahsediyoruz. Dolayısıyla hemen şöyle gelelim. Şimdi mimari olarak biz neyi benimsedik? Onion Architecture'ı benimsedik. Dolayısıyla Onion Architecture mimarisinde Fluent Validation kullanacaksak eğer, bunu application katmanında tasarlamamız gerekiyor. Nihayetinde bizim, dikkat ederseniz, bir modullarımız burada. DTO nesnesi oluşturuyor olsaydık burada olacaktı. Ya da örnek vereyim, CQRS pattern'ını uygulayacağız ileride. CQRS pattern'ında request nesnelerimiz olacak. Request nesnelerimiz vModule nesnesi neyse CQRS'teki karşılığıdır. Dolayısıyla oradaki request nesnelerimizde de validators'lar oluşturmamız gerekecek. Onları da burada oluşturacağız. Haliyle oluşturacağımız validator sınıfları da application katmanında olması gerekiyor. Anlaşıldı? Şimdi application katmanında validators'larımızı oluşturacaksak hemen şöyle geliyorum. Validators isminde bir tane klasör oluşturuyorum. Bu klasörün altında şimdi validasyonu uygulayacağım sınıflarımı oluşturacağım. Tabii buradaki sınıfları da aynen buradaki gibi, VModules'taki gibi parçalamayı tercih ediyorum. Çünkü product'la ilgili validasyonlarımız şu klasörün altında bulunsun. İşte order'la ilgili bunun altında bulunsun şeklinde yorum yapabilmek için. Şimdi arkadaşlar şöyle geldim. Şunu da açalım. Şurada hangi VModule'larımızın olduğunu da bir yandan görelim. Hemen şöyle geldim. Bir tane class oluşturuyorum. Şimdi ben neye karşı bir validasyon oluşturacağım? Create product'a karşı bir validasyon oluşturacağım. Çünkü veri ekleme sürecindeyim. Haliyle veri ekleme sürecinde gelen dataları kim karşılıyor? Buradaki create product karşılıyor. Eğer ki veri güncelleme operasyonu yapıyorsam, veri güncelleme ile ilgili dataları kim karşılayacak? Update product karşılayacak. Ona uygun bir tane validasyon oluşturacağım. Yani validasyon dediğimiz VModel'lere ya da işte CQRS pattern'daki tüm request nesnelerine karşı birebir oluşturulacak nesnelerdir. Tamam. Ne kadar VModel'ınız varsa ya da ne kadar ileride göreceğimiz request nesnemiz varsa her bir için ayrı ayrı validator oluşturmak en doğrusudur. Tamam mıyız arkadaşlar? Hemen geldim. Burada create product validator diyelim. Enter diyorum. Şimdi bir tane validator oluşturdum. Tabii bunu public diyoruz. Şimdi ne diyordu doküman bana? Kardeşim bunu abstract validator'dan implement et. Hemen şöyle geldim. Bunu burada şu arayüzden soyut sınıftan arkadaşlar düzeltiyorum. Bu bir arayüz değil. Abstract class. Dolayısıyla bu abstract class'tan implement ediyorum. Şimdi burada neyi ben kontrol edeceğimi burada bildireceğim generic olarak. VM create product diyorum. Tamam. Yani buradaki uygulayacağım validators'lar create product nesnesi için geçerli olacaktır. Tamam. İyi, güzel. Peki abstract validator'ı niye getirmiyor? Çünkü abstract validator'ı kullanabilmem için
Fluent Validation'ı kullanmam gerekiyor. Bu kütüphaneyi buraya entegre etmem gerekiyor. Buradan da yükleyebiliriz ama ben şöyle yüklemeyi tavsiye ediyorum. Application'a sağ tıklayıp NuGet Package'a geliyoruz. Burada arkadaşlar Browse'un içerisinden hemen şöyle Fluent Validation diye arıyoruz. Şu görmüş olduğumuz 3 tane kütüphaneyi burada yüklüyoruz. Çünkü biz bir yandan ASP.NET Core uygulamasında da kullanacağımızdan dolayı ve bir yandan da Dependency Injection'la ilgili çalışma da yapacağımızdan dolayı burada 3 tane kütüphaneye ihtiyacımız olacak. Bu 3 kütüphaneyi Application katmanına yüklüyorum arkadaşlar. Bu arada son zamanlarda Türkiye'deki bu Suriye'den gelen tozlu havalardan dolayı benim boğazım perişan oldu. Hani bir yandan böyle alerjiyim demiştim ya geçenlerde. Bir yandan da artık alerjinin bir üst level'ıyım yani. Artık başka bir şey oldum ama ne olduğumu ben de tarif edemiyorum yani. O yüzden dolayı arkadaşlar sesim kısıldı. Belki arada böyle bir çatallama oluyor. Bundan dolayı kusura bakmayın. Diyelim ve devam edelim. Şimdi kütüphanelerimizi yükledik. Ardından hemen şöyle geldim. Abstract Validator'a ilgili bunun namespace'ini yukarıya using ediyorum. Şuradaki lüzumsuz olanları temizliyorum. Şimdi ne yapacağız burada? Constructor oluşturacağım. Bu constructor üzerinden rollerimi bildiriyorum. Bakın rule for fonksiyonu sayesinde neye validasyon uygulayacaksak onu func özel tanımlı fonksiyonlar parametresiyle lambda ifadelerini kullanarak rahat bir şekilde oluşturabiliyorum. Hemen şöyle gelelim. Mesela bu bir product nesnesi. Product'ın name'inden başlayalım. Şimdi ben bu name'in ne olmasını istiyorsam onunla ilgili gerekli validasyon kurallarını burada çizeceğim. Nokta diyorum arkadaşlar. Şimdi bu name bir kere empty olmamalı. Değil mi? Onun dışında not null diyelim. Null da olmamalı. Haliyle bu ikisinden biri olursa mesaj vereceğim. Diyeceğim ki lütfen ürün adını boş geçmeyiniz diyelim. Tamam. Tabi burada mümkün mertebe böyle kullanıcıya hitap edecek şekilde yazmamız doğru olacaktır. Öyle lanlı lunlu falan konuşmuyoruz. Tamam mı? Emir kipleri falan diyor. Lütfen. Hani rica ediyorsun. Diyorsun ki sen bak kardeşim orada ürünün adını istiyoruz. Sende belki zekayla ilgili bir problem olabilir. Hani lütfen ürünün adını yaz yani. Hani bir zahmet çalıştır falan demiş oluyorsun. Tamam kibar oluyoruz yani mümkün mertebe. Devam ediyorum. Mesela onun dışında ne gibi bir şartımız olabilir? Örneğin bir ne demiştik? Ürünün adı maksimum bir değere sahip olabilir. Hemen şöyle maksimum diyelim. Maksimum length. Mesela bir ürün ne kadar değerde olabilir? Sallıyorum 150 karakterlik bir isme sahip olabilir. Bir de bunun minimumu var değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle geldim. Minimum da örneğin ne diyelim? Bir ürün herhangi bir nesne bir ürün kaç karakterli olabilir? Hadi diyelim 5 diyelim ya. Muhtemelen 3-4 karakterli ürün de vardır da şimdi aklıma gelmedi. Hatta iki karakterli var. E. Değil mi? E var ya şu bıçakları bileyledikleri. Yanlış mı telaffuz ediyorum acaba? Bileğim miydi? Neyse. Tamam. Bu 5 karakterli olsun. Çok uzatmanın da anlamı yok. Hemen şöyle geldim. Bileyleme. E miydi? Bileyleme miydi? Neyse ya dur ona ben dersten sonra bakacağım arkadaşlar. Bunda da şey diyelim. Lütfen ürün adını 5 ile 150 karakter arasında girmeye özen gösterin diyelim. Çok uzatmayayım ya. Özen gösteriniz ne demek? Giriniz diyelim işte. Tamam? Evet. Şimdi mesela name ile ilgili ne varsa girmiş olduk. Daha fazla kural da burada oluşturabilirsiniz. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen bir tane daha rule oluşturacağım. Buradaki rule'umuz da arkadaşlar bu sefer stokla ilgili olsun. Bu sefer stock bir kere empty olabilir mi olamaz. Null olabilir mi olamaz. Hemen bunlarla ilgili gerekli mesajımızı veriyoruz. Lütfen stock bilgisini boş geçmeyiniz diyoruz. Ardından stock şimdi sıfırdan büyük olması gerekiyor değil mi? Stock arkadaşlar sayısal bir property olduğundan dolayı burada maximum length, minimum length extensionları gelmiyor haliyle. Sayısal değerlerde bir büyüklük, küçüklük gibi şart koyacaksak eğer burada must'ı kullanıyoruz. Hemen must üzerinden şöyle diyeceğim. Mesela ne diyelim? Bu stock'ta değil mi? Stock bilgisi sıfırdan büyük olsun diyeceğim. Eğer ki sıfırdan küçükse ona göre artık gerekli mesajı vereceğiz. Tamam mıyız? Tabii sıfırdan büyük olsun diyorum ama bir yandan sıfır da olabilir. Nihayetinde yokluğu ifade ediyor. Haliyle bu şekilde bir çalışma yapmamız yeterli olacaktır. Hemen şöyle gelelim. Lütfen
stok bilgisini sıfır, ne diyelim ya, stok bilgisi negatif olamaz. Ya da stok bilgisini lütfen adam gibi giriniz. Ya neyse artık uygun bir şekilde yazıyorsunuz, tamam. Başka ne var? Stokla ilgili bir şey yok. Hemen şuradan ben stokla ilgili rolü kopyalayıp şuraya yapıştırayım. Burada da arkadaşlar stok'un yerine price diyelim. Çünkü stokta ne varsa price'ta da aynısı var. İşte fiyat bilgisi. Hatta şuraya da fiyat yazalım. Evet, şu şekilde bir validasyon tanımlamış olduk. Tamam mıyız? Ekstralar olabilir. Aklına başka bir şey geliyordur. Şu anda benim aklıma gelmemiştir. Çok fazla uzatmayalım. Validasyon tanımladık mı? Tanımladık. Bundan sonrası artık kullanıma bakacağız. Tamam. Tabii ki de ben uygulamanın, yani şu arayüzümüzün düzgün bir şekilde kullanıcıya hitap edebilmesi için zenginleştireceğim. Ama şimdilik aklımıza gelenler bunlar. Çünkü süreçte biz product'la ilgili kategori gelecek, kategori ekleme işlemi yapacağız falan. Buraya daha sonra tekrardan geleceğiz zaten arkadaşlar. Ondan dolayı şimdilik bu kadar yeterli diyorum. Şimdi yapmam gereken işlem şu. Ben validator oluşturdum mu? Oluşturdum. Bundan sonra bu ve bunun gibi oluşturduğum validator'ları uygulamaya bildirmem lazım. Bak kardeşim diyeceğim. Bu validator'ları sen devreye al. Bunları kullan. Bunlarla ilgili doğrulama olarak bunları baz al. Artık hangisi doğruysa, hangisi doğru ifade ediyorsa mevzuyu anladınız. Haliyle hangi uygulama kullanacak buradaki validator'ları? Şimdi application olsun, işte infrastructure olsun, persistence olsun, bunlar servislerimiz bizim. Yani servisten ziyade katmanlarımız. Katman nedir? Bir motor inşa ediyorsun. Motorun parçalarıdır. Şimdi benim asıl bu motoru kullanan aracım buradaki API'dir. Haliyle bu motordaki var olan bu validator yapılanmasını bu API'de benim bildirmem lazım. Yani diyeceğim ya bak kardeşim, bunu sen gelen verilerde doğrulayıcı olarak benimse baz al. Hemen program CS'e geliyorum. Burada arkadaşlar add controllers diye servisimiz var. Burada controller mekanizmasını bildiğimiz controller yapılanmasını, o bildiğimiz mantıkla çalışmasını sağlayan bir servis. Hemen bunun devamında akabinde add client validation servisini çağırıyor. Şimdi bu servisi çağırdıktan sonra benden bakın bir tane configuration istiyor. Hemen şöyle configuration diyelim. Ardından configuration nokta diyelim. Burada ne var ne var ne var? Register validators from assembly container diye bir tane şey var. Nedir bu? Fonksiyon. Bu fonksiyon arkadaşlar artık hangi assembly'de bir bildiride bulunuyorsak, şurada generic olarak ben buraya bir tane sınıf vereceğim. O assembly'deki tüm validator sınıflarını register edecektir. Kendisi reflection'la bu fonksiyon sayesinde reflection'da buradaki verilen sınıfın bulunduğu assembly'deki o container'daki bütün validator sınıflarının hepsini arkadaşlar bulacak ve otomatik olarak register edecektir. Dolayısıyla ben 50 tane validators oluştursam da bir daha bunların hiçbirini gelip de burada bildirmeme gerek kalmayacak. Haliyle application altında validator'larımı oluşturacağımdan dolayı benim application'ı tarif eden bir tane sınıf bildirmem gerekiyor buraya. Mesela bu sınıflar buradaki herhangi bir sınıf ya da interface olabilir. Ama ben ilk oluşturduğum validator bu olduğundan dolayı direkt validator'ımı vereyim. Bu da zaten application'ı burada tanıtacağı için bundan sonraki diğer validator'lar otomatik olarak bu mimari tarafından tanımlanacak. Direkt baz alınacaktır değerli arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla neyi vereceğiz biz buraya? Create product validator diyelim. Şimdi bunu da verdik. Artık uygulamada fullend validation'ı devreye sokmuş olduk. Şimdi bir test edelim. Hemen şöyle product controller'a geliyorum. Bakın postum burada. Zaten ben buna uygun bir tane validation oluşturmuştum. Hemen şunun üzerinden if diyelim. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Model state is valid dediğimizde bakalım neler oluyor. Uygunsuz bir değer gönderdiğimde buradaki if bloğu tetikleniyor mu? Bunların hepsini bir değerlendirelim. Şöyle uygulamayı ayağa kaldırdım. Şimdi client'tan bir değer göndereceğim. Bakalım neler oluyor. Şöyle geldim. Şuraya ben bir yenileyim. Şunu kapatıyorum. Şuna da ihtiyacımız olabilir. Açık kalsın. Şimdi name bilgisi olmayan stock'la price'ı da işte -15 diyelim mesela. Create product diyorum. Şimdi create product dediğimde ne oldu şu anda? Herhangi bir şey gelmedi gibi. Bakalım şurada bir hata var mı? Yok. Allah Allah.
Niye bir şey gelmedi buraya? Inspect'ten şöyle bir konsoldan bakalım. 400 diyor. Allah Allah. Ha. Neden biz bu hatayı aldık ya? Bir daha bakalım şöyle. Şu anda validasyonlar aslında devrede arkadaşlar, çalışıyor. Hah, tamam. Şimdi neden bu hatayı alıyoruz? Arkadaşlar şimdi bak, dikkat ederseniz buraya bir hata gelmiş zaten. Hatayı görüyorsunuz. Preview'de yapmış olduğum istek neticesinde bu isteğin status kodun 400 olacak şekilde mimari geri döndürmüş ve hatalı olan verilerin mesajlarını bana zaten döndürmüş. Yani ben burada hatalarımı görebiliyorum. Yapılan istek neticesinde bunları bana döndürmüş. Hatta şurada error'a bakarsanız error içerisinde de hatalarımız mevcut. Peki hocam, burada hatanın olup olmadığını nereden anladı? Bunu şuradan anladı. Şimdi biz validasyonu verdiğimiz anda ASP.NET Core mimarisinin kendisine has bir filter yapılanması var. Default olarak devrede olan. Şimdi ben burada validasyonları verdim ya. O filter yapılanması buradaki validasyonları baz alıyor. Ve gelen istekteki dataları daha controller'a gelmeden validasyonuna bakıyor. Bunları doğrulamıyorsa direkt client'a geri döndürüyor. Bana sormadan, bana bırakmadan. Dolayısıyla burada hani olayı orası çoktan çözmüş oluyor arkadaşlar. Biz bunu tabii özelleştirebiliriz. Yani normalde ben default davranış sergileyen bu mekanizmayı, filtreyi devre dışı yapabilirim. Bunu da hatta şöyle yapabiliriz. Şöyle gelelim. Neydi o? Configure API Behavior Options diye bir fonksiyonumuz var. Burada bakın options istiyor benden. Options'ı çağırıyorum. Daha doğrusu options isminde bir parametre oluşturup nokta diyerek burada neredeydi o? Suppress nerede? Suppress model state invalid filter. Yani burada şunu demiş oluyoruz. Mevcut olan doğrulama filtrelerini arkadaşlar burada bastıralım. Yani bunları görmezden gel. Bunları çalıştırma demiş oluyoruz. Haliyle buna true diyorum. Tamam. Bundan sonra mevcut olanın dışında benim kendi yazacağım filterları devreye sok diyebileceğim arkadaşlar. Ya da burası en azından tetiklenecek. Bakacağız burada model state'de ne olmuş. Hani benim verilerim uymuş mu uymamış mı, bunları da değerlendiriyor olacağız. Şimdi şöyle gelelim mesela. Ben bir daha istekte bulunayım. Bakın bu istek neticesinde tabi burada istekte bulunduk bulunmasına da burayı tekrardan ayağa kaldırmam gerekiyor. Şöyle bir yenileyelim. Çünkü burada mevcut olan o bahsettiğim default'ta kendi uygulamanın fıtratında bulunan filter devreye girdiği için validasyonları devreye sokuyor. Ama artık kaldırıp tekrardan başlattığımda şöyle gönderdiğimde arkadaşlar bakın şu anda breakpoint devreye girdi. Artık neresi tetiklendi dikkat ederseniz action'ım yani controller'ım tetiklendi. Çünkü ben default'taki var olan filter'ı kaldırdığımdan dolayı artık mekanizma bana kaldı. Yani default olan filter ayakta değil. Doğrulayıcılar şu anda benim doğrulayıcılar çalışıyor. Benim kontrolüme göre artık mimari şekillenecek haliyle. Bakın burada is valid'a geldiğimde false diyor. Yani bir doğrulanmayan bir durum var. Hemen şöyle model state'e gelip error count var. 4 tane hatam var kardeşim diyor. Bakalım nelermiş bunlar. Bak name, price ve stock'taki invalid durumlarını görüyoruz. Haliyle bunları da arkadaşlar şöyle bunların mesajlarını şuradan bir yerden görebiliyoruz. Ha mesela name boş olmamalı. İşte efendime söyleyeyim lütfen ürün adı 5 ile 150 karakter olmalı vesaire gibisinden hatalarımız gelmiş. Şimdi normalde biz bunu direkt kullanabiliriz. Yani buradan kendimize göre bir mimari şekillendirip çalışmalarımıza devam edebiliriz. Ama ben bunu göstermek için yaptığımdan dolayı arkadaşlar bir filter oluşturmaya gerek var mı? Ne yapalım? Bir filter oluşturalım mı ya? Bir filter oluşturup o filter üzerinden validasyonlarımızı kontrol edelim isterseniz. Ya hadi öyle yapalım ya. Normalde bu derste bu planım yoktu. Yani direkt buradaki filter, default'taki var olan filter'ı kullanıp gelen sonuçları hemen şurada handle edip o operasyonu bitirecektim ama laf ağızdan bir kere çıktı. O zaman bir filter oluşturup o filter üzerinden operasyonu gerçekleştirelim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir çalışma sergileyeceğim. Madem ki ben mevcudiyetteki default'taki filterları bastırdım. Artık onların kullanılmasını istemiyorum. Madem ki iradenin hepsi bende olsun istiyorum.
O zaman yapmam gereken işlem bir tane filtre oluşturmak. Peki filtre nerede oluşturacağım? Filtre bir servistir. Nihayetinde servis olduğu için infrastructure'da oluşturacağım. Bak, veri tabanıyla ilgili bir işlem değil. Servis oluşturmam lazım. Haliyle infrastructure'a geliyorum. Sağ tıklıyorum. Filters diye bir klasör oluşturuyorum ve bunun altında da ne diyelim? Validasyonlarımı kontrol edeceğim bir filter olacağından dolayı validation filter diyelim. Evet. Validation filter'da şimdi bunun bir validasyon filter olabilmesi için iAsync neydi o? Validation mıydı? Validation filter isimli şeyden türetmemiz gerekiyor. Şimdi onun adını hatırlayamadım. Hemen şuradan ben bir kopya çekeyim arkadaşlar. Bir saniye. Neydi lan onun adı? Unutacağız arkadaşlar. Yani her şeyi hatırlayacağız diye bir şey yok. Ha pardon, validation filter diye şimdi aklıma geldi. Action filter. Tamam. Action filter oluşturacağım. Şimdi iAsync action filter I'dan da anlaşıldığı üzere bir interface. Haliyle burada implementasyonu sağlıyorum. Şimdi nedir bu diye sorarsanız action'a gelen isteklerde devreye giren bir filter. Dolayısıyla bu filter üzerinde ben validasyon operasyonlarını gerçekleştireceğim. Ne yapacağım? Şimdi burada context üzerinden hemen şöyle geldim. Context üzerinden nokta model state'e ulaşabiliyorum. Haliyle bu valid mıdır değil midir? Bunların hepsini kontrol edebiliyorum. Hemen şöyle geldim. Eğer ki is valid değilse, yani geçersiz bir durum söz konusuysa, burada error'ları alacağım ve uygun bir şekilde, uygun bir dille client'a geri döndürmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi context nokta model state diyorum. Ardından burada model state'in içerisinden verilerimi, hatalarımı, error'larımı çekmem gerekiyor. Buradan ver deyip ardından şöyle bir çalışma yapmamız gerekecek. X diyelim. Bu x'in value'su üzerinden errors'a gidiyorum. Nokta any diyorum. Eğer ki varsa. Var olanları to dictionary olarak elde etmek istiyorum. Buradaki error'lardan arkadaşlar e.key diyerek key kısmını alıyorum. E nokta bir daha lambdasıyla alıp e nokta value'sunda error'lara varıp burada da select diyerek arkadaşlar artık bir formatlandırma yapacağım. Hemen şöyle gelelim. Bunda da e ile gireyim içeri. New diyorum. Şimdi e nokta error demem, error message demem yeterli olacaktır. Evet, sanırım bu. Tabi burada bir nesne olarak da bunu yapmama gerek yok her seferinde ya. Şurada string olarak bunu almam yeterli olacaktır. Evet. Şu şekilde bir çalışma yapmam yeterli. Şimdi burada key ilgili property'yi getirecek bana. Error ise şu kısım ise arkadaşlar o property'ye karşılık olan bütün validasyon mesajlarını getirecek. Artık hangisini aldıysak bir ya da birden fazlasını getirmiş olacaktır. Dolayısıyla buradaki gelen yapılanmayı to.array diyerek diziye dönüştürüyorum ve ardından error diye bir değişkene bunu alıp geri kullanıcıya göndereceğim misal olarak. Context.result üzerinden new bet request object result nesnesi oluşturup bu nesneye de errors'larımı veriyorum. Tamam. Olay bundan ibaret. Şimdi arkadaşlar filter yapılanmaları aynen middleware'lerde olduğu gibi sıralı bir şekilde çalışırlar. Dolayısıyla next fonksiyonu bir sonraki filter delege eder. Yani filterlar özünde fonksiyonel yapılanmalar olduğundan dolayı, yani her filter kendi içerisinde şu fonksiyonu çalıştıracak. Haliyle next delegate'i bir sonraki filter'ı temsil ediyor. Haliyle ben işlemimi bitirdikten sonra burada next'i tetiklemem gerekiyor. Bakın geriye de task döndüğünden dolayı bunu evet'le tetiklemem gerekecek. Tamam. Burada bekletiyorum. Evet, kendimize göre bir tane filter oluşturmuş olduk. Şimdi yapmamız gereken tek işlem bu filter'ı mimaride devreye sokmak. Bunu da mimaride devreye sokarken controllers servisi üzerinden gerçekleştiriyoruz. Hemen şöyle geldim. Options parametresini vererek options filters add diyerek arkadaşlar burada neydi? Validation filter ismini bildiriyorum. Tabii niye gelmedi şu anda? Validation filter burada biz onu public yapmadık mı acaba? Hemen şöyle bakayım. Yok, yapmışız. Allah Allah, niye gelmedi o?
Biz yanlış yerde mi çağırıyoruz bunu? Ha? Yok, doğru yerde. Şöyle bir daha bakalım. Ha, şimdi geldi. Bakın arkadaşlar, infrastructure katmanını burada referans olarak ekliyorum. Haliyle eklendikten sonra da validation filter şu anda mimaride gelmiş oldu. Tamam. Şimdi ne yaptık biz? Bir tane validation filter oluşturduk. Bu filter üzerinde gelen istekler buraya gelecek. Eğer ki model state values arkadaşlar zaten direkt bir sonraki filter'ı tetikleyecektir. Yok eğer değilse orada demek ki bir hata var. Yani bir geçersizlik durumu söz konusu. Validasyonlara uymayan bir durum söz konusu. Haliyle bu hatayı biz bir şekilde handle edip yani oradaki hataları alıp kullanıcıya geri döndüreceğiz ve bir sonraki kodu çalıştırmayacağız arkadaşlar. Ha, burada bir sonraki filtre geçmemek için de direkt return etmemiz gerekiyor. Tamam. Buradaki kodları ben GitHub'da paylaşacağımdan dolayı daha sonra detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Yani bu yapılanmayı debug ederek de ne yaptığımı incelerseniz zaten neyi nereden çektiğimi daha net anlayacaksınız. Burada debug'la gittiğinizde x'in içerisinde value, onun içerisinde errors olduğunu rahat bir şekilde görebileceksiniz diyelim. Şimdi şuraya ben bir tane breakpoint koyuyorum. Uygulamayı ayağa kaldırıyorum. Bakalım uygunsuz, tutarsız bir veri geldiğinde hataları elde edebiliyor muyuz? Hemen şöyle geldim. Şuraya ben tekrardan yenileyim. Şurada konsol olsun, network olsun, buraları bir temizleyeyim. Şimdi neyime geldim? Mesela ürün diyelim ki 6. Stok bilgisi 10 olsun. Price'ı da 37 virgül sallıyorum. 37,5 olsun. Create product dediğimde arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz filter'ımız tetiklendi. Her gelen istekte artık bu filter tetiklenecek. Şimdi bakıyor. Geçersiz bir durum var mı? Yok. Haliyle bir sonraki filter'a geçiş yapıyor. Dolayısıyla ekleme operasyonu neyse işlemini gerçekleştiriyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Eğer ki tutarsızlık söz konusuysa, örneğin name bilgisi yoksa ya da name işte 5 karakterden küçük bir isme sahipse, örneğin ür diyelim. Stock 10 değil de eksi 10'sa ya da price arkadaşlar eksi 37,5'sa sallıyorum. Böyle bir durumda da gönderdiğimizde gene filter'ımız devreye girecek. Bu sefer dikkat ederseniz false olduğundan dolayı işlem olarak error'ları biz burada analiz edeceğiz. Bak burada görüldüğü üzere zaten ne diyor? Her bir tutarsız olan yani validasyona uymayan property için ne kadar hata alındıysa count olarak bunları burada görüyoruz. Haliyle bunları bizim için ayıklıyor. Hemen şöyle girelim. Bakın görüldüğü üzere hata mesajlarını da aldık. Nerede hata mesajlar? Hah, burada. Bunları da aldık. Geriye gönderiyor. Geriye gönderdikten sonra ekranda da görüldüğü üzere error kısmında neyin hangi hatayı aldığını rahat bir şekilde görebiliyoruz. Tamam. Mesela neyimi hem boş hem de 5'ten küçük olarak gönderdiğimizde burada neyime dair şöyle gelelim. İki tane hata olduğunu göreceğiz. Anladınız mı mevzuyu arkadaşlar? Yani biz artık hatalarımızı en azından burada handle edebilecek anı, şansı kazanıyoruz. Yani ben bundan sonra burada çalışacağım. Client üzerinde şuradaki hataları alıp kullanıcıya bir şekilde sunmam gerekiyor ki kullanıcı hangi alanları doğru şekilde girmesi gerektiğini bilebilsin. Tamam mıyız? Hemen şöyle geldim. Bakıyorum. Görüldüğü üzere. Şimdi biz backend taraflı validasyonu aslında başarılı sağlamış olduk. Bu verilerin hiçbir veri tabanına ya da farklı servislere gönderilmiyor. Backend'deki validasyon başarılı. Biz bir de bunu client tabanında işlemini sağlayacağız. Bunu da birazdan yapacağız. Şimdilik arkadaşlar backend'den gelen bu verileri bir handle edelim burada. Ondan sonra client'ı da valide ediyor olacağız. Şöyle geldim. Şimdi bizim backend'imizde backend'de gelen dataları bizim burada bir şekilde işlememiz gerekiyor. Create komponent üzerinden create işlemi yaptığımızda eğer ki hata alınıyorsa, bakın success'ta eğer ki hata alınıyorsa bizim orada error fonksiyonuna düşmemiz gerekecek. Yani create'e geldim. Şimdi product serviste ben veriyi eklerken HTTP servisi çağırıp post ediyorum. Subscribe başarılı bir şekilde success'sa eğer isteğin neticesi, burası tetikleniyor. Yok eğer değilse subscribe'ın altında bakın ikinci parametreye bakarsanız error parametresi mevcut. Burada da biz hatalarımızla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu error var olan hatayı bizlere getirecektir arkadaşlar.
Şimdi ben bu error'ın direkt error olmasını değil de tür olarak da HTTP error response olarak gelmesini istiyorum. Nihayetinde bize şurada gelen, şurada gelecek olan hatanın türünü hemen şöyle göstereyim. Bakın şurada bir hata aldık değil mi? Niye gelmedi? Bir daha göndereyim. Allah Allah, niye gelmedi? Bizim sunucu mu kapandı? Ne oldu? Yok. Bir daha bakalım. Ben hatalarımı niye göremiyorum arkadaşlar? Velhasıl şurada gelmemesinin sebebini şimdilik kaçırdım ama en azından network'te görüyorum. Şimdi buradaki hata kodları bana ne olarak gelecek? Şurada 400 olarak gelen hatanın içerisinde error falan var mı ya burada? Yok, burada yok. Allah Allah, niye göremiyorum ben bunu şimdi ya? Allah Allah. Şöyle bir daha geleyim. Velhasıl şimdi ben burada göremiyorum ama error'larım, bana gelen error'lar HTTP error response türünde geliyor. Haliyle ben bunu kullandığımda, en azından nokta dediğimde, bu türle ilgili bütün property'lere ve fonksiyonlara rahatlıkla erişebiliyorum. Şimdi burada yapmam gereken işlem şu. Eğer ki hata alındıysa, alınan bu hata neticesinde benim gönderilen error'ları handle etmem gerekiyor. Burada bir şekilde onları kullanılabilir hale getirmem gerekiyor. Haliyle şöyle gelelim. Öncelikle şöyle bir çalışma yapalım. Bak, error'ın altında error diye bir property var. Bu property bana ilgili hataları getirecektir. Hatta burada şöyle yapalım. Error response diyelim arkadaşlar. Error response'un altındaki error bana hataları getirecek. Bunu nereden biliyorum? Mesela şöyle const diyelim. Error diyelim. Bir tane debugger koyayım şuraya. Bu debugger üzerinden ilerleyelim. Bak. Create product dedim. Şimdi hataya düştük. Hatada görüyorsunuz ki error bana ilgili error'ları getiriyor. Şimdi bundan sonrasını işleye işleye gideceğiz. Tamam mıyız arkadaşlar? Hemen şöyle geldim. Şimdi bu error bana ne getiriyordu orada? Bak, dikkat et. Bir key getiriyor, bir de value getiriyor. Şimdi key direkt string, value ise arkadaşlar bir dizi. Haliyle bunları karşılayabilecek bir format oluşturman lazım. Şimdi bu error'ın formatı, hani bundan sonra, hatta şöyle yapalım. Alt-tire error diyelim. Şimdi alt-tire error'da nokta dediğimde onlarla ilgili herhangi bir veri gelmiyor değil mi bana? İşte gelmesi için TypeScript'in limitinden faydalanacağız. Burada ben kendi türümü oluşturacağım. Yani kendine göre bir tür formatı ortaya koyacağım. Şimdi diyorum ki bu alt-tire error öncelikle kardeşim bir dizi. Haliyle bunun dizi olduğunu şurada bildiriyorum. Ardından bu dizinin türü şu. Bir key gelecek bunun içerisinde string türünde. Virgül, bir de value gelecek. Ve bu value arkadaşlar array türünde içerisinde string barındıracak. Anladınız mı mevzuyu? Hatta şöyle bir daha bakalım. Benim buradaki value'larım array türünde içerisine string barındırıyor. Evet. Şu anda ben artık en azından alt error dediğimde neyin ne olduğunu rahat bir şekilde görebileceğim. Yani burada herhangi birine nokta dediğimde key ile value'yu görebiliyorum. Anladınız mı? Evet. Şimdi artık şu alt error üzerinden yürüyeceğiz. Ne yapacağız mesela? Bir şöyle bir çalışma yapalım arkadaşlar. Burada mesajlarımızı alıp bir string'le birleştirelim. Ve bunu alert file'ı arkadaşlar mesaj olarak kullanıcıya bildirelim. Hani diyelim ki bu alanlar şu mesajlarla doldurulması gerekiyor. Bu mesajlara göre hareket et diyelim. Tam olarak tarif edemedim ama en azından validasyon mesajlarımızı kullanıcıya İletelim arkadaşlar. Bunun için let message diyelim. Şöyle geldim. Şimdi error'a giriyorum. For işle burada diyorum ki kardeşim şu benim value'm olacak. Bir de indeksimiz var. Hemen şuradan içeriye girelim. Şimdi value'da ne var? Key ile value var. Şimdi bu value'da da mesajlarımız var. Haliyle bunun da içine girmemiz gerekecek. Burada value.for iş diyelim. Value.value üzerinden for iş diyelim. Bu böyle olmayacak. Şöyle diyelim. En azından v diyeyim ben buna. v.value.for iş diyelim. Bunda da arkadaşlar gene aynısını oluşturacağım. Alt-v diyeyim. Alt-index diyeyim. Şimdi burada artık message diyerek ardından şöyle bir çalışma yapalım. String interpolation'la alt-v nokta deyip ardından
error tabii. Alt tire V bana direkt zaten hata mesajını getiriyor. Bu hata mesajından sonra alt satıra geçsin. Anladınız mı mevzuyu? Bir alt satıra geçsin. Tüm hata mesajlarını bu şekilde topluyorum ve bundan sonra arkadaşlar bu mesaj üzerinde Alertify'da kullanıcıyı uyaracağım. Haliyle burada kullanıcıyı uyaracağız ama Alertify benim buradan çağırma gibi bir lüksüm yok. Ben serviste bu tarz görsellikle ilgili operasyonlara yarayacak servisleri çağırmayacağım. Haliyle burada error callback diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Ve bu nullable olabilir. Bundan sonra yapacağım işlem error callback'i burada çağırmak. Anladınız mı? Error callback'i çağırdıktan sonra buradaki mesajı bir şekilde işlemem gerekiyor. Yapmam gereken olay bu. Ama burada mesajı nasıl error callback'e vereceğim? Yani dışarıdan gelen fonksiyonda nasıl vereceğiz biz bunu? Ha tabii vermem çok basit. Error callback bir tane parametre alsa ve o parametre mesajı karşılasa benim için gayet kafi olacaktır. Anladınız mı? Hatta burada onu şöyle belirleyelim. Bir tane fonksiyon olduğunu bildirelim. Burada da error message diyelim. Evet, şu şekilde bir fonksiyon geleceğini bildirmiş olduk haliyle. Ben burada bunu çağırırken de zaten kendisi ilgili parametreyi istiyor. Tamam. Bunu da böyle çözmüş olduk. Dolayısıyla create komponente geliyorum. Eğer ki buradaki create operasyonu neticesinde bu değil. Nerede o? Biz şimdi create operasyonuna nereden gireceğiz? Ha şurada. Virgül diyorum. Bakın error callback söz konusuysa, yani herhangi bir hata söz konusuysa burada arkadaşlar bir error oluşturuyoruz. Error message diyorum. Ve ardından alert file'a gerekli mesajlarımı vereceğim. Evet, şimdi mesaj olarak neyi vereceğim? Error message'ı burada bildiriyorum. Tabi burada şimdi error message hata veriyor. Niye hata veriyor bu? Nerede yanlış yaptık ya? Bir tane bu tarz bir parametrem olması gerektiğini bildirdim sadece. Bir yerde hatamız var ya. Bir şeyde tutarsızız. Şu başka bir yerde kullanıyor muyduk biz bunu? Error message any. Tamam, bir tane parametrem var benim. O parametre üzerinden yürüyeceğim. Arkadaşlar bir dakika. Şuraya ben bir daha bakayım. Error message bu string olacağını şöyle bildireyim ben burada. Şuraya geldim. Artık bunun bir string olacağını ifade etmiş oluyorum. Allah Allah. Mesela ben bunun içerisinde herhangi bir iş yapmasam dahi hata veriyor. Bakalım ne diyor? Şuradan dolayı hata alıyoruz arkadaşlar. Şundan dolayı hata alıyoruz. Geriye ne döndüreceğini bildireceğiz biz burada. Any diyelim. Arkadaşlar burada şöyle yapalım. Buradaki tip güvenliğini ben bir türlü sağlayamadım. Tabi burada böyle any de belirtilmez gerçi. Lambda olarak kullanırken bunun geriye dönüş türünü nereden belirliyorduk? Ben şimdi onu kaçırdım ya. Neyse şuna bir any diyeyim de en azından. Bakalım şimdi burada hata gene vermeye devam edecek mi? Şöyle any diyelim. Hala hatayı veriyor. Yani error message'ı burada gönderiyoruz, göndermesine de oradan hatayı veriyor arkadaşlar. Normalde ben burayı daha sonra bir daha gözleyeceğim. Şu anda artık yorgunluğun da verdiği şeyden dolayı çok fazla böyle odaklanamıyorum. Haliyle şunun nullable olması gerektiğini söyleyeyim. Hatta şöyle yapalım. Any diyelim de biz buna. Şuradan ne gönderirsem kafidir. Yani muhtemelen şu şekilde olacak. Evet. Benden bir tane fonksiyon istiyor. İşte o fonksiyonu da ben burada göndermiş oldum. Da niye hata veriyor? Ben nerede yanlış yapıyorum? Niye biz burada hata alıyoruz? İlla şöyle mi göndereyim?
Allah Allah. Burada sıkıntımız var ya. Lütfen yardım edin arkadaşlar. Nerede hata yapıyorum? Allah Allah. Şuraya bir daha bakayım. Burada da yamulmuşuz. Ha, burada bak bir tane parantezi silmişiz yanlışlıkla. Hah, şimdi oldu. Arkadaş hiç de söylemiyorsunuz ha. Hocam parantezi sildin. Koca parantezi gitti, haberin yok demiyorsunuz ya. Ben de artık bir yerden sonra az kala kapatıyordum yani neredeyse. Neyse. Error mesajı dedik. Burada error mesajı, ben bir daha bir tip güvenliğini sağlamaya çalışayım. Baktık olmuyor. Ondan sonra daha sonraki derslerimizde bir daha bakarız buraya. Şimdi ben burada bir tür istiyorum. Bu tür bir fonksiyon olacağını bildiriyor. Ve bu fonksiyonda error message'ı kullanacağımı bildiriyorum. Error message. Şimdi buradaki message şu şekilde olacak. Bir dakika. Error message dedik ama burada parametreyi bildirdik. Ama tabii bu parametre string bir... Ha, error message string diyelim biz buna. Acaba şöyle mi bildirmem gerekiyor? Tamam. Evet, şu anda arkadaşlar ben bununla ilgili problemi çözemedim. Bir dakika, bir de şuradan bakayım. Yok, şu anda bunun sebebini anlayamadım. Neyse, tip güvenliğini buradaki fonksiyonda belki şimdilik sağlayamadık ama dediğim gibi daha sonra daha dinç bir kafayla burayla ilgileneceğim arkadaşlar. Dolayısıyla şimdilik any diyelim. Tip güvensiz bir şekilde buradaki fonksiyonumuzu oluşturup zaten çok da hani aman aman bir şey değil. Yani biz burada servisi kullanırken error message vermemiz gerektiğini bileceğiz. Ardından verdiğimiz mesajı zaten burada bu bir delege olduğundan dolayı buradaki delegate de buradaki mesajı karşılayacak ve gerekli operasyonu yapacak. Yani buradaki mesaj arkadan gelen bizim callback'ten bu callback fonksiyonuna aha da şurada verilen şu mesaj olacaktır. Dolayısıyla şimdilik bu şekilde ilerleyelim. Elbette bu şekilde çözemediğimiz durumlarımız olacak. Zamanla çözeceğiz arkadaşlar. Hadi ince hepsini de çözemediğimiz olacak. Beraber bir yoldayız, yolculuktayız. Bazen çaresizlik gibi durumlar yaşayacağız böyle. Tamam. Ama her şeyin bir çözümü var. Paniğe gerek yok. Bunlar da güzel durumlar arkadaşlar. En azından bazen elimizin ulaşamadığı noktaları sizler de görün ki kendinizin yaşadıklarının normal olduğunu bilin. Tamam. Şunu da top right diyelim. Evet, bu şekilde bir çalışma yapmamız yeterlidir diye düşünüyorum. Hemen şöyle geldim. Buradaki kodu saldım arkadaşlar. Şuradan debugger'ı bir sileyim. Şurada bir yerde bırakmıştık. Sildik mi biz o debugger'ı ya? Ha, sanırım silmişiz. Hemen şöyle geldim. Gönderiyorum. Bakın görüldüğü üzere name boş olmamalı falan diye mesaj geldi. Hemen şöyle bir daha gönderiyorum. Bakın görüldüğü üzere. Şu anda kullanıcıyı biz bilgilendirmiş olduk ama dikkat edersen buradaki yapılanma bunlar backend'den geliyor. Yani ben UI tabanına herhangi bir validasyon uygulamadım. Backend'de uyguladığım validasyon neticesinde client'ı uyarıyorum. Şimdi bu her seferinde backend'de gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Yani backend bizim buradaki yükümüzü, maliyetimizi karşılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar artık bir boyutu tamamladık. Oradaki validasyonumuz geçerli. Peki client'ta nasıl bir validasyon uygulayacağız? Normalde Angular uygulamalarında kullanıcıdan alınan verilere validasyon uygulamak için reaktif formları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve sonraki süreçlerde buradaki yapılanmayı da reaktif forma dönüştüreceğiz ama ben hızlı bir şekilde bir ürün oluşturmak için direkt burada reaktif formun dışında inputlardan hususi olarak verileri alıp işleme tabi tuttum. Buradaki validasyon işlemleri de tabii ki de yapılan işleme göre olacaktır. Haliyle biraz daha custom bir validasyon olacak. Şimdilik bu şekilde uygulayalım. Daha sonra reaktif formlara geçtiğimizde arkadaşlar ki bundan sonraki sayfalarımızda full reaktif form üzerinde çalışma sergileyeceğim. Onların zaten kendi yapılarında, mimarilerinde direkt validasyonları da client tabanlı hızlı bir şekilde uygulamamızı sağlayan nitelikleri mevcut. Onu da sonraki derslerimizde göreceğiz. Şimdi burada nasıl uygulayacağız? Öyle ya da böyle bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Yani kastettiğim şu. Şimdi bir kere bunların arkadaşlar buradaki inputların her biri
product servise gitmeden önce burada karşılanıyor. Değil mi? Haliyle burada uygulayabiliriz. Mesela if else'de, switch case'de uygulama, validasyon uygulamalarını burada gerçekleştirebiliriz. Hemen şöyle geldim. Eğer diyorum name bilgisi nin length'i, name'in length'i niye gelmedi? Ha, name'in value'sunun length'i arkadaşlar bir kere 150'den büyükse veya name şöyle yapalım ya, bir dakika. Direkt buradan girmeyelim de. Ya biz şöyle yapalım, çok uzatmayalım. Şimdi ben burada birkaç tanesini yapayım. Ondan sonra arkadaşlar dersi sonlandıralım. Zaten buradaki sayfayı ben reaktif forma geçirdiğimde olması gereken, bir Angular uygulamasında olması gereken validasyon operasyonunu orada görmüş olacağız. Buradaki çok ameliyosa dönecek. Ben böyle bir şey commitlemek de istemem. Dolayısıyla burada örnek amaçlı bir tane çalışma yapıp dersi sonlandıracağım. Bak diyorum ki name value'su varsa, tamam, daha doğrusu value'su yoksa, o zaman yapman gereken işlem işte kullanıcıyı bir şekilde uyar ve durdur buradaki çalışmayı. Yani return it. Tabi yazabilirsem eğer. Evet, şimdi kullanıcıyı uyarırken de gene alertify kullanabiliriz. Hemen şöyle geldim. İşte ne diyelim? Lütfen ürün adını giriniz diyelim. Tamam. Ürün adını girmeyen adama böyle bir mesaj verdirmemiz gerekiyorsa onu verdiriyoruz ve akışı returnlıyoruz. Mesela benzer mantıkta eğer diyorum ya da gene eğer demem lazım. Yani Amelios yöntemiyle yaptığımız bu şekilde bir validasyonda tek tek hepsini eğerle kontrol etmemiz gerekiyor. Örneğin stok bilgisi efendime söyleyeyim sıfırdan küçükse böyle bir durumda ne yapacağız? Tabi buradaki value benim öncelikle parse int olarak karşılamam gerekiyor. Sıfırdan küçükse eğer burada da gene buna benzer bir mesajda bulunmam gerekiyor. Lütfen stok bilgisini doğru giriniz. Şimdi tamam, öyle ya da böyle burada bir validasyon uyguluyoruz uygulanmasına ama ya bu çok ameliyos bir yöntem. Çünkü kullanıcıdan aldığımız veriler genellikle form tabanlı olmalı. Yani reaktif form üzerinden almalıyız. Biz burada kolaya kaçıp direkt etiketleme üzerinden aldık. Yani nasıl diyelim, input bazlı bir çalışma sergiledik. Burayı da düzelteceğim. Bununla ilgili de zaten genelleyici bir konuşma yapacağımız dersimiz olacak. Şimdilik ben bunu validasyonda, eğer bu şekilde çalışıyorsak böyle çalışmaya, böyle bir yönteme, böyle validasyon diyelim. Ve dersimizi sonlandıralım. Hemen şöyle gelelim arkadaşlar. Bakın create product dediğimde lütfen ürün adını giriniz dedi. Tabi buradakiler şey kalmış. Biz bunları error diyelim. Bak artık bir validasyon öyle ya da böyle var değil mi? Bak tıkladığımda şu anda bu client tabanlı validasyon. Yani backend'e gidip gelmedi buradaki eleman. Burayı aşıp da backend'e tutarsız verileri gönderirsek artık backend'deki validasyonlar devreye girecektir. Anladınız mı? Haliyle tam boyutlu bir validasyon işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Hemen şöyle tıkladığımızda görüldüğü üzere. Mesela name'i girdi diyelim. Stok bilgisini geldi. -15 yazdı. Şimdi böyle bir durumda create product dediğimizde görüldüğü üzere. Tamam. Mesela -15 yazdığında create product diyorum. Bu sefer de arkadaşlar ne backend'de ne de client tarafında tanımladığımız bir tanım validasyon olmadığından dolayı başka bir hata verdi. Şimdilik onunla ilgilenmiyorum. Velhasıl kelam. Şimdi diyelim ki burayı eleman bir şekilde açtı. Mesela -15'i buradan yazdığında client tabanlı engelleniyor ama şimdi adam geldi. Şimdi kötü niyetli çakal bir adam. Hemen geldi şöyle. Öğeyi denetle dedi. Burada value değeri olarak. Tabii şurada name'e bir tane boş vermesi sanırım yeterli olacaktır. Stoğa da arkadaşlar. Stoktan yürüyelim biz. Şurada value'su nerede bunun ya? Hah, şurada geldi. -15 dedi. Şimdi bunu dedikten sonra create dediğimizde bakın backend'e gitti. Backend'den buradaki sonuç döndü. Gördünüz mü? Çünkü client'i aşıyoruz burada. Böyle bir durumda client aşılabiliyor. Haliyle sen ne kadar client'da validasyon uygulamış olsan da art niyetli bir kullanıcı tarafından gafil avlanabilirsin. Onun için bütün seviyelerde validasyon uygulanması gerekiyor diyelim. Sonraki dersimizde de arkadaşlar listelemeyi yapacağız. Listelemenin üzerinde silme işlemiyle ilgili detaylı bir çalışmamız olacak. Direktif tasarımı gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da burayı reaktif hale dönüştürür. Diğer sayfalara geçmeden araya authentication yapılanmalarını sokar. Ondan sonra yavaş yavaş uygulamayı böyle elle tutulur, gözle görülür hale getirmeye
Devam ederiz. Artık biraz daha hızlı ilerleyeceğim inşallah. Diyelim. Sizler de çabuk çabuk derslerimize yetişmeye özen gösterin. Diyeyim arkadaşlar ve dersi sonlandırayım. Kolaylıklar diliyorum. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.